Evet arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün bir iş videosu çekiyorum. Bir işe geldim. Burası benim bir investor'ın evi, kiralık evi. Şimdi kiralık bir eve geleceğiz. Musluk değiştireceğiz. Şimdi işi göstereceğim size. Evet, şimdi geldik. Evimiz şu. Şimdi evet, şimdi beni de görüyorsunuz aynı zamanda da. Evet. Geldiğimiz ev şurası arkadaşlar. Şimdi size işi göstereceğim. İşimiz bu değil. İşimiz şu. Şunu takacağız. Evet, şu musluğu takacağız gençler. Eskisini çıkarıp bunu takacağız. 150 lira tutacak. Şimdi kaç dakika olduğunu, sürdüğünü size videonun sonunda göstereceğim. Şimdi içeri giriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi iş burası. Şimdi yeni musluğumuz bu. Eski musluğumuz da şu. Şimdi bunları çıkaracağız. Gerisine yeni musluğu takacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi musluğu söktük. Şimdi eski musluğumuz şu. Bunun tek sorunu şuydu. Şu ağzı kırıktı. Değiştirmemizi istediler. Neyse, şimdi çıkardık. Şimdi yeni musluğumuzu takacağız. Evet, başlıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi takılma sırası şunda arkadaşlar. Şimdi şunu buradan aşağıya indiriyoruz. Evet, şimdi bunu aşağıdan bağlayacağız. Bağlarken de şu parçayı kullanacağız. Tekrar alta geçiyoruz. We'll be right back.
tamamen bağlandı. Bu bağlı. Bunlar bağlı. Şimdi aşağısını tekrar gösteriyorum. Şuradan sıcak suyumuzu bağladık. Soğuk suyumuzu şuraya bağladık. Ve şu hortumu da ana musluğa bağladık. Evet, şimdi ana musluğumuzu açıyoruz. Tekrar test etmek için, çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Açtık. Açıyoruz şu ilk defa. Evet, suyumuz akıyor şu an. Evet, sıcak suyumuzu, vanasını kapatmıştım, onu açmayı unutmuşum. Neyse, biz soğuk suya test edelim şimdilik. Sıcak su vanamız şuydu, bunu kapatmıştım az önce, açmayı unutmuşum. Şimdi tekrar açtım. Yukarı gidip hemen test edeceğiz şimdi. Evet gençler, soğuk suyumuz akıyor. Gördüğünüz gibi. Sıcak suyumuz akıyor. Sıkıntı yok. Evet, su ısındı şu an. Sol taraf sıcak. Sağ taraf soğuk her zaman. Soğuk buz gibi. Sıcak. Ve ılık. Çok güzel, hep çalışıyor. Şimdi bir de alta bakacağız. Kaçak var mı diye test edeceğiz her tarafı. Şimdi bakıyorsunuz, elle en güzel test elle arkadaşlar. Elle bakıyorsunuz ıslaklık var mı diye. Gözde çoğu zaman göremiyor biliyorsunuz, evet. Tamamen kuru. Hiçbir ıslaklık yok. Şu an sadece tekrar bakıyorum. Kaçta geldik? Evet, 28 dakika olmuş şu an. 28 dakikada musluğu taktık. İşçilik olarak 150 dolar. Bu sabit. Yani eğer mutfak musluğuysa, çünkü onun 3 tane girişi var. Biraz daha karışık. 150 dolar. Ama normal tuvalet banyo musluğuysa, sadece 2 girişliyse, 2 tane şey varsa, ona 100 dolar şarj ediyorum. Bu fix yani. Çok sabit bir fiyat burada Amerika'da genelde. Evet gençler, son kontrolleri yaptık. Her yeri aldığımız gibi bıraktık. Eşyalarımı koydum. Eskileri kutusuna koydum. Şimdi bunu giderken ben de birlikte götüreceğim. Ve kapının önünde zaten çöp kutusu var. Onun içerisine atacağım. Şimdi çöp atıyoruz. Bu eskiler hemen kapının önünde burada var. Çöp kutumuz. Evet, çöp kutumuza attık. Ve işimiz bitti. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi işimiz bitti. Toplam 175 dolar 35 dakika civarında zaman içerisinde kazanmış olduk. Az önce bir başka bir işteydim. O biraz commercial, büyük bir JCPenney denilen bir store olduğu için hani çok onunla alakalı video çekmek istemedim. Orada sadece gittim, işe baktım. 8-10 tane resim çektim. Problemle alakalı ve onu bu Nationwide bir company var. Ona e-mail atıyorum. Problemi description'ını yazıyorum ve çözümünün ne olması gerektiğini ve işçilik ve toplam masrafın ne kadar tutacağıyla alakalı küçük bir rapor yazıyorum. Yani 5-10 dakikalık bir şey tutuyor bu toplam proses. Anlatması çok uzun ama yani yazması da çok daha basit. Neyse, o git gel ve bu raporla alakalı 100 dolar para charge ediyorum onlardan. Yani günde işte böyle 2-3 işi yaptığın zaman 250, 300, 400, 500 duruma göre küçük işler. Ama tabii büyük işler alırsanız biraz daha 1000 dolar yapabiliyorsunuz günde. Genelde ben şu an çok fazla büyük işler almıyorum. Böyle küçük 2-3 tane böyle küçük 150, 200, 300 dolarlık küçük işler alıyorum. 2 tane, 3 tane. Onlar beni çok rahatlıkla meşgul ediyor zaten. Çok da fazla hani günde 8-10 saat çalışmaya çok çalışmıyorum. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar diyelim. Bir sonraki iş videomuzda veyahut da ev videomuzda görüşmek ümidiyle, kendinize iyi bakın.